Ben elektrikli aksam çekiyorum. Şu bu nerededir? Kaziyer. Kaziyer. Ama başka bir şey. Şurası güvenlik. Evet, güvenlik oluyor. Alçakları yeni yapalım. Evet. Biraz çok mu daha iyi? Bu şeyler gözüküyor. Bazı okullarda ders tamamen yapıyorlar. İzliyorlar. Aslında bazı Bilecik ilçemizde yapıma devam eden kamu yatırımlarını inceliyoruz kaymakamımızla birlikte. Şimdi 32 derslikli bir ilkokul inşaatımızın artık tamamlanmaya yaklaşmış bir aşamadaki inşaat alanındayız. Bunun gibi 3 okulumuz daha var. Biri anaokul olmak üzere, bir ilkokulumuz ve bir ortaokulumuz olmak üzere Bilecik'te devam eden 4 eğitim yatırımımızı inşallah önümüzdeki eğitim yılına yetiştirmiş olacağız. Bütün ilçelerimizde olduğu gibi Bilecik'te de eğitim yatırımlarını ön planda tutuyoruz ve devam eden ilimiz genelindeki 129 inşaat gibi burada da 4 inşaat çalışmasını bugün yerinde görmüş olacağız. Biz bu konuda gerçekten eğitimin ihtiyaçlarının fiziki kapasitesini iyileştirilmesinin, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin daha ferah sınıflarda eğitim görebilmesinin önünü açmak için Milli Eğitim Bakanlığımızın tahsis ettiği ödeneklerle gerçekleştirilen bu yatırımlar sayesinde çok mesafe almış olacağız inşallah 2024 yılı içerisinde. Bilecik için bir önemli gelişme daha. Bu güzel ilçemizde yeni bir hükümet konağı yapıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın tahsis ettiği ödenekle ihalesini valiliğimiz tarafından gerçekleştirdik ve şu anda inşaata başlanmış durumda. Eski hükümet konağımızın olduğu bölgede aynı arsa üzerinde yapacağımız bu modern koşullara sahip olacak olan inşallah bir yıl içerisinde de hizmete alacağımız hükümet konağımız buradaki kamu yatırımlarının tek bir merkezden sağlıklı şekilde modern ortamlarda yürütülmesini sağlayacak. Ben Bilecik ilçemize hem eğitim yatırımlarımızın hem de hükümet konağımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve bütün yatırımlarımızı yerinde inceleyerek takibini adım adım sağlıyoruz. Bu meyanda yatırımların ilçemize ve ilimize sunulmasında gayret gösteren, bütün emek sarf eden teknik personelinden işçisine, mühendisine kadar bütün arkadaşlarımıza, ilk mevcut firmalarımıza, sayın bakanlarımıza ve tabii ki sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.